Yeni videodan hepinize merhaba. Biz uyandık Aras'cığımla. Gece birazcık kolaydı. Bugün hiç ağlamadı gece. Sadece sabah birazcık erken kalktı. Ama arkasından ben de onu zorla uyuttum yani. Nasıl uyuttum ben de bilmiyorum. Ama ayağımda falan salladım. Ayağımda salladıktan sonra bir yarım saat salladım ama. Ben de o sırada uyumuşum. Yanıma yatırdım, ondan sonra da uyudu Aras da. Sabah 9.30 gibi falan kalktık. Güzel bir gündü yani gecemiz. Güzel geçti. Şimdi çamaşır atmıştım. Onları sereceğim. Çamaşırlarımı serdikten sonra da balkonumu güzelce temizleyeceğiz. Süpüreceğiz, sileceğiz. Masanın yerini değiştireceğiz yine. Ondan sonra da artık mutfağımı toparlayabilirim. Siz nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Benim günüm güzel geçiyor. Çünkü annem gelecek. Mutluyum. Şimdi hızlıca bir çamaşırlarımı sereyim. Sonra artık işlerimize devam edelim. Evet, balkonun tamamını tertemiz yaptım. Hatta şu tepedeki saksıların oralara kadar sildim. Çok iyi oldu. Yerlerini sildim, süpürdüm.
Sadece çiçeklerimi sulanacak, onlar kaldı. Hatta öğlen güneşi gelmeden onları da hemen sulayacağım. Sonra da inşallah şurayı toparlayacağım. Bu arada videolarıma sürekli çok hızlı diyenler vardı. Onlara söyleyeyim. Bugünkü mesela şu an bu balkonu temizlediğim video 12 dakika sürdü. Daha ben bunun mutfağını süpüreceğim, sileceğim. 12 dakikada orası sürsün. Toplamda sadece zaten yarım saat benim mutfak ve balkon temizliğim sürüyor. Yani ben onu hızlandırmazsam zaten o video 1 saati geçeceği için hiçbir türlü izlenme olasılığı olmuyor. Yani yükselmiyor yani. Mesela o günkü çektiğim temizlik videosu çok beğenildi. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok aşırı hızlı da değil, çok yavaş da değil. Her yeri detaylı olarak süpürdüm, gösterdim. İyi de oldu. Bu tarz videolar seviyorsanız izlemeyi, ben bol bol artık devam edeceğim. Çünkü bunlar gerçekten izleniyor. Bunun farkındayım ve buna göre hareket edeceğim artık.
Makineye çalıştırdım. Mutfağım tertemiz şu anda. Balkonum da tertemiz. Artık diğer odalara geçebilirim. Bakın buralar böylece dağınık. Şu kısım biraz dağınık. Buraları toparladım. Aras'cığım huysuzlanmaya başladı. Yatak odasının işi de bitti. Çok şükür süpürdüm. Üst tarafları falan toparladım, sildim. Oraları göstermedim. İşlere mola verdim. Annemi almaya gidiyoruz. Anneanneye gidiyoruz. Hadi gel. Anneanne diyeceğiz şimdi. Çok sıcak ama oradan da markete uğrayacağız inşallah. Elimi. Baba. Annemi aldık. Oradan file markete gittik. Alışverişimizi yaptık. Oradan da bir benzin attırdım. Sonra eve geldim. Hava çok sıcak. O yüzden bir an önce eve gelelim dedim. Neler aldım bir göstereyim hemen. Şöyle 4 kiloluk piril aldım. Bitmek üzereydi. Fanta ve limonata aldım. Yoğurdum bitmişti. Yoğurt aldım. Şöyle birer kilo salatalık bir havuç aldım. Arasın kalmamıştı salatalık bir havuçta. Nescafe'nin üçü bir aradasından aldım. Riz aldı annem denemek için. Güzel bir şeye benziyor. Bakalım nasıl çıkacak. Sana'nın yağından almış. Bu da kurabiye yapacak herhalde Aras. O yüzden aldı. Sakız.
Hindistan cevizli çikolata. Aras'ın sevdiklerinden gong aldım. Bir de şöyle bonibon. Başka bir şey almadık. Alışverişimin tamamı 276 lira tuttu. Şimdi bunları marketlere bir yerleştireyim. Sonra Nevresim takımlarımı yıkamıştım. Onları sereceğim. Aras'ın odasındaki çarşafı ve üstündeki o yıldızlı örtüyü yıkamıştım. Onu sereceğim. Hepsini sereyim. Hava güzelken hemen kurusunlar. Bizim bugünkü menümüz hazır. Bu şekilde oldu. Soframızı da kurdum. Gerçekten çok hoş oldu. Bugün böyle salata yapmak istedim. Normal yeşil salata, bir de semizotu salatası yaptım. Bunda da semizotu var ama. Bir de kısır vardı dünden. Biraz da kısır koydum. Yanında bir de dünden kalan 2-3 tane gözlemem kaldı. Onları da koyacağım. Bereketli olsun inşallah. Bize afiyet olsun. Maalesef Aras'ı evde tutamadım. Parka gitmek istedi. Havada da biraz rüzgar ve serinlik var. Gidiyoruz bakalım. Nereye gittiğimizi de bilmiyorum. Parka gittik baştan bir. Parkta durmak istemedi. Vallahi şoka götürüyor beni. Yemin ederim şoka gidiyoruz şu an. Şoka girdim resmen. Bakınız çok yolda orası. Gidiyoruz. Çok karanlık çünkü sokak lambalarının hepsini yakmadılar. Anlamadım niye yanmıyor. Aras'cığım da burada ama görünmüyor. Simsiyah giyince tabii görünmedi. Vallahi markete girdi. Ozmo yumurtasını aldı. Çıktı. Şimdi gidiyoruz. Ben en son market kısmında kalmışım. Sonra da hiçbir şey çekmemişim. Dedim ki videonun kapanışını çekeyim. Videoyu düzenlerken dikkat ettim ki gerçekten annem gelince bir rahatlık geliyor bana da. Bütün işlerimi Allah'tan gündüzden bayağı bir yapmıştım. Akşamüstü Aras bir uyudu. Tam yemek saatine yakın kalktı. Bayağı da huysuzlandı. Sonradan açıldı uykusu falan ama bir daha da uyumak istemedi. Annem bayağı bir uğraştı uyutmak için. Ben uyuyakalmışım. Oturma odasında en son yanıma gelip gidiyordu Aras sürekli. Orada uyumuş kalmışım. Saat 3'e kadar uyumuşum. Şu an saat 4'e falan geliyor. Hadi dedim videomu düzenleyeyim de öyle uyuyayım, kafam rahat olsun diye. Çünkü biliyorsunuz annem bendeyken sabahları biraz daha fazla uyuyorum. Çok şükür. Şimdi de artık videomu kapanışını yapayım. Yeni videoda görüşürüz. Umarım güzel ve beğendiğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.